Yeter gel yeter dön yeter gel yeter doz dön yeter gel yeter. Kan gölüne döndü sinem dön yeter gel yeter dön yeter gel yeter doz dön yeter gel yeter. Labim aradan kaldır ağlarım, İranem olmadan gönül bağlarım. Kağıt gibi yırta yırta dağlarım. Kan gölüne döndü sinem, dön yeter gel yeter, dön yeter gel yeter, dost dön yeter gel yeter. Aleykümselam. Hoş geldiniz. İşte köyümüzün durumu böyle arkadaş. Gençlerimiz dışarıda çalışıyorlar. Evet. Biraz bizim burası kırsal bölge. İş sahası yok. İş sahası yok. Göç oluyor. Gençlerimiz hep Ankara'da. İşte kendimiz burada amellik yapıyor, çalışıyor. Başka öyle bir şeylerimiz yok. Çocuklarımıza çok da selam söyledik Ankara'da gençlerimize. Ya bizim bir en sıkıntımız varsa buradan bizim yolumuzun Çorum Sungurlu'ya delinmesini istiyor. Evet. Yok mu burada Çorum Sungurlu'ya? Var da çok kötü yolumuz yani. Çok engelli yolumuz var. Yapılmıyor. Bizim buranın en sıkıntısı köyümüzün Sungurlu'ya delinmesini istiyor. Evet. Devletimize, milletimize evet. Konuşuyor, duysun. Tabii ki duysun, herkesten duysun. Olabilir. Talepler yapılır. Çünkü illa ki bu yana dıştan Sungurlu'ya, Sungurlu'ya yolumuzun yapılmasını istiyor. Yapılmasını istiyor. Her vatandaşın bir isteği olabilir tabii ki. Allah izin verirse. Biz burada işte bizim durumlarımız böyle. Çocuklarımıza, gençlerimize çok selam söylüyor. Evet. Başka bir diyeceğimiz yok. Allah hayırlısını versin. İyi kötü işte malcılığından, ekincilığından geçiniyor biz burada. Evet. Peki gençliğini ne harcadın? Anlat bakayım. Gençliğimizde amellik yaptık. Nerede çalıştın? Çalıştın. Ankara'da. Ne yaptın? Ankara'da çalıştık. Çoluğumuzda, çocuğumuzda mesela doyurmaya çalıştık. Ev aldık, ev yaptık burada. Evet. Çoluğumu çocuğumuzu okuttuk. Benim bir oğlum var Ankara'da. İki kızım var. Onlara bir selam. Onlara çok selam söylüyorum. Sağlamlar namine, arkadaşlarımıza, kim varsa Ankara toprağında hepsine selam söylüyorum. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Evet. Ben köyümüz çok güzel. Sularımız güzel. Görev miktarıyla beraber köyümüze görevimizi, her şeyimizi Mehmet Ketgün'le bana. Görevimize, ne görevimizi çiğitler verirse görevimizi yaptık. Evet. Suyumuzu getirdik köyümüze. Yollarımızı yaptırdık. At yapının yarısını yaptırdık. Köyün su giden mihverlerini yaptırdık. Her gelen görevimizi yaptık. Evet. İsim neydi senin abi? Aslan İbiş. Aslan İbiş. Aslan abi. Çadır Ardış köyünün düğünleri nasıl oluyor? Düğünlerde neler yapıyorlar? Düğünlerimiz güzel olur. Sazınan aynı işte geleneğimiz var şu. Ankara'nın geleneği nasıl sani öyle olur. Gınamız neyimiz? Düğünümüz öyle yapılır. Evet. Düğünde hiç halay çeken mi sen? Yok ben çekmem. Niye? Hiç oynarık ama halay çekmeyi bilmem. Mıhtar oynar mı? Mıhtar da çekmez. O da bilmez. Evet. Zorundan halay çekmezler mi? Yok. İbiş amcam iyi çeker halıyı. Öyle mi? O halıyı iyi çeker. Sokmağı vurdukça böyle sekte atıyor. O güzel çeker halıyı. Eski adamı çeker. Biz ama oynarık da halay çekmeyi bilmek.
Peki şimdiki düğünlerde yine eski örf ve adetleri kullanıyorlar mı? Sandık üstüne oturma, kapı kilitleme. Var. Var. Var var. Örf ve adetler devam ediyor. Var. Devam ediyor. O adetler devam ediyor. Ama başlık yok artık değil başlık, mi? Başlık, başlık. Uzun zamandır. Yok kalktı başlık, kalktı başlık yok ya. Başlık yok şimdi. Ha. Önce vardı şimdi yok, kaldırdık başlığı. Kaç kardeşsin? Ana baba hayatta mı? Anamız babamız vefat etti. Allah rahmet eylesin. 3 kız, 3 oğlan, 6 kardeşik. Sağ ol, Allah razı olsun. 3 kız, 6 kardeşik. Nerede diğer kardeşlerin nerede? Diğer kardeşim büyük birader Ankara'ya göçtü. Küçük de burada. Küçük birader de burada. Büyük Ankara'ya göçtü. Onlara bir selam gönder şöyle televizyonumuz aracılığıyla. Hep selam söylüyorum Ankara'da büyük biladere, dayılarıma, eniştelerime, amcalarıma, tüm beni seven arkadaşlarıma, dostlarıma benden çok çok selam eder. Saygılarımı ve sevgilerimi sunarım. Teşekkür ederiz. Evet, senin ismin ne abim? Benim ismim Murat, soyadım Sağlam. Biz 5 kardeşik. Evet. Bir oğlum bir kız vefat etti, anam babam vefat etti. 2 oğlum bir kızım var, Ankara'dalar. Onlara selam olsun. Ne yaptın bu yaşa kadar? Öbürümü i̇şte, ne harcadın? İşte bu yaşa kadar malcıyla uğraşıyor. Bizim ha. Burası kırsal bölge. İşte ufak tefek arazi yakıyor. 3-5 malla uğraşıyor. Ne yapıyorsun bu mallara? Etinden mi faydalanıyor, sütünden mi? Yok öyle bir şey yok. Kendi çocuklara sahanımızı getiriyor. Değil mi? 3-5 kurbanlık besliyor, bize satıyor. Çocuklara veriyor. Böyle bir katkımız oluyor. İyi kötü değer ediyor. Allah'ım bugün de şükür. Var, 2 oğlan bir kız var. Onlar da Ankara'dalar. Çocuklara bir selam. Yeğenlerim de orada. Bacılarıma, çocuklarıma, eşime dostuma selamlar olsun. Teşekkür ederiz. Evet, yine yanımızda Çadır Ardıç köyü sakinlerinden bir abimiz var. Kendini bir tanıt abi. Ben Şükrü Varol, Çadır Ardıç köyü sakinlerinden, aynı zamanda da muhtar adayım. Öncelikle köyümüze geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Köyümüzün bazı sıkıntıları var. Köyümüz Yozgat'a 55 kilometre uzaklıkta. Kırsal bir bölge, aynı zamanda orman bölgesi. İnsanlarımız bazı şeylerde sıkıntıya devam istersin. Devam edelim muhtarım. Yok ben muhtar değilim daha. Ben muhtar adayım. Allah nasip ederse. Nasip ederse hayırlıysa. Olur. Hayırlısıysa ne olur. Zaten aynen öyle. Bir şey yok. Devam. Allah herkese. Allah razı olsun. Şimdi köyümüz Yozgat'a 55 kilometre uzaklıkta bir köy. Orman bölgesi aynı zamanda da kırsal bölge. Burada geçimimizi kendi şartlarımızla sağlamaktayız biz. Şu da var, devlete yaptığımız fedakarlığı karşılığını biz göremiyoruz. İnsanlarımız zor durumda. Niye zor durumda insanlarımız? Herhangi devletten köyümüzde bir kişi bile teşvik alamamış durumda. Yani devlet gelip de Çadır Ardıç'ın halini hatırını 5 yılda bir soruyor. Hiçbir ilçe başkanı, il başkanı, devlet kuruluşundan bir kimse gelip halimizi sormuyor. Çadır Ardıç ne durumdadır? Nasıldır? İnsanlar neyle geçiniyor? Bizim burada yaptığımız hayvancılıkla geçiniyoruz. Ufak tefek arazilerimiz var. Onunla geçiniyoruz. Geçimimizi sağlamaktayız. Yani ekip biçtiğimiz buğdayı bile götürüp Çorum'da satıyoruz. Niye? Yozgat'ın hiçbir şeyinden biz faydalanamıyoruz. Yani taş döşeniyormuş, şu döşeniyormuş. Merkeze bağlı en büyük köy Çadır Ardıç köyü. Bizim bu insanlar devletiyle, milletiyle iç içe. Aynı zamanda fedakar, cefakar insanlarımız var bizim. Yani biz devlete yaptığımız fedakarlığı karşılığını fedakarlık olarak bize dönmedi. 5 yılda bir gelip halimizi soruyorlar. Nasılsınız? Oy zamanından oy zamanına. Köyümüze yaptığımız bazı hizmetleri kendi şartlarımızla, kendi imkanlarımızla sağlamaktayız. Nasıl sağlıyoruz? Kendi aramızda birlik oluyoruz, beraberlik oluyoruz. Aynı zamanda Ankara'da bizim insanlarımız çok. Aşırı bir göç verdik. Hala da veriyoruz. Yozgat merkeze bağlı en büyük köy burası. Çadır Ardıç köyü Yozgat merkeze bağlı en büyük köylerden bir tanesi. Yaklaşık 550 seçmenimiz var.
Peki isim neydi abi? Şükrü Varol. Şükrü abi, Muhtara'dayızsın. Evet efendim. İnşallah muhtar olduğunuz İnşallah. Ben diyorsun köyümün hizmet alabilmesi için. Aynen efendim. Gelen bütün davetlerimi göstereceğim. Evet. Köyüm her şeyin en güzeline en güzeline layıktır efendim. Evet. İnşallah bakalım Çadır Ardışköy'ü halkı seni tercih ederse inşallah bu hizmetleri dile getirir. İnşallah efendim. Çabanı getireceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani devletle iç içe olacağız. Ne gerekiyorsa köyümüze getirmeye çalışacağız yani. Evet. Var mı gurbette yaşayan Çadır Ardışlılara söylemek istediğin? Herkese selam olsun. Allah razı olsun. Gurbette yaşayanlar da köyümüze zaman zaman destek çıkıyorlar. Camimiz olsun, okulumuz olsun. Yani ellerinden gelen fedakarlığı yapıyorlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet, yine yanımızda Çadır Ardışköy'ü sakinlerinden. İsim neydi abim? İsmim Hüseyin Güney. Hüseyin abi kendini bir tanıt abim. İsmim Hüseyin Güney. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli imam hatip olarak görev yapmaktayım. 3 yıldan beri de Çadır Ardışköy'ünde görevliyim. Evet, imamlık yapıyorsun köyde. Nerelisin? Buralısın. Erzurumluyum. Erzurum. Memleket Erzurum. Memleket Erzurum. Peki hocam, köyde kaç cami var şu anda? Köyümüzde şu an bir tane camimiz var. Merkez Camii. Merkez Camii. Peki gelen şu cemaatleri bir say bakayım. Sabah namazında hangi cemaatlerimiz geliyor? Öğlen kimler geliyor? Akşam kimler geliyor? Yatsı namazında arkana döndüğünde kaç kişiyi görüyorsun? Camimizde Allah'a şükür Yozgat'ın 100 pare fazla köyü var. Biz kendi Diyanet İşleri Başkanlığımızın il müftülüğünde ara ara ay toplantısı, mutat toplantısı yapıyor. Oradaki arkadaşlar da diyorum, genelde işte böyle köydeki imam arkadaşlarımız diyor ki hocam çoğusu bizde yok cemaat. Diyorum ki benim Çadır Ardış Yozgat'ın en büyük köylerinden hemen hemen 3 köy bildiğim kadarıyla. Evet. Bunların içerisinde de Çadır Ardış. Benim Allah'a şükür diyorum hiç cemaatim eksik olmuyor. Cemaatin olması imamın kendini geliştirmesine bir sebeptir. Bazen şakayla diyorum ki işte arkadaşlar cemaatiniz yoksa size de göndereyim. Yani evet. Benim 5 vakit cemaatim hiçbir zaman eksik olmaz. Ha biraz sabah eksik olabilir ama genelde en kalabalık yoğun olduğu öğle ikindi. Akşam da herkes öyle. Bir de camimizin bir özelliği işte köyümüzün Allah razı olsun ileri gelenleri, hayırseverlerimiz kazan yaptırmış, kat kalifer yaptırmış. Ben mesela İzmir'de görev yapmıştım, buraya geldim. Kendi görev yaptım, o İzmir'de de attan ısıtma vardı. Ha bazen fatura kabarık gelirdi, açmazdık. Ama burada şunu gördüm, köyün gerçekten insanların sıcak, samimi olması, imece usulüyle beraber çalışmaları, herkese bütün işlerinde olduğu gibi camiye de öyle. Ha o, diyeceğim şudur ki, kazanın alınması, işte efendim imece usulüyle başta köy muhtarı olmak üzere ben de bazen gidiyorum camimize odun getirerek camimizin içerisi 7-24 saat sıcak olmakla beraber cemaatimizin bu da cezbediyor. Bazen işte dediğim gibi Yozgat'a gittiğimde özellikle bazı sabah namazına ve öğlen meşhur çapanı camine kılıyorum. Geldim burada da söyledim benim köyüm belki bilmiyorum da hiç harici hiçbir köy böyle sıcak değildir. Bu da yine köyümün iyi olmasından insanların o hayırseverliğini birbirine olan imece usulünü düşünmelerinden dolayı çok büyük bir katkı sağlıyor. Yani hocam diyorsun ki Çadır Ardışköy'ünün köy halkı ve gurbetçileri sağ olsunlar elinden gelen tabii, destekleri tabii. gösteriyorlar. Aynen öyle, aynen. Çok tutkun insanlar diyorsun. Aynen öyle. Peki hocam Çadır Ardışköy'ünde imamlığa başladığından beri kimler rahmetlik oldu? Kaç kişiyi defnettik ve bir rahmetlik vefat ettiğinde neler yapılıyor ve nasıl defnediliyor? Kısaca bir anlatır mısın? Yaklaşık dediğim gibi ben 3 yıldır Çadır Ardış'tayım. Şimdi köyümüz büyük olduğundan dolayı Ankara'ya yakın olduğu için orada akrabaları göç etmekten dolayı nüfus bayağı azaldı. Genelde işte Ankara'da vefat edenler oradan buraya hazır geliyor. Şayet köyde eğer öyle bir durum oluyorsa İşte bizim görev icabımız cenaze ilk önce soyunduruyor. Soyundurduktan sonra üzerine şişmemesi için bir miktar demir koyuyoruz.
yani bu da uzak olduğu için doktoru çağırıyoruz. O doktorun gelme açısından dolayı şişme olmaması için bunu yapıyor. Doktor geldikten sonra işte bir iki saat duruma göre oradaki doktorun ölüm raporunu çıkartması için geldikten sonra tamam dedikten sonra biz artık teşhin dediğimiz ölünün kefenlenmesi, yıkanlanması işlerine başlıyoruz. İlk önce ondan sonra şey doktor gelip gittikten sonra dediğim gibi yıkama şeyimiz de var. Köyün almış olduğu yine hayırseverlerin katkılarıyla cenaze yıkama aracımız. Bunun içerisinde cenazemizi getiriyoruz, yıkıyoruz. Güzel de yıkadıktan sonra kefenliyoruz. Kefenledikten sonra efendim işte akrabaları görmek isteyenler varsa son görevi olarak dışarıda gurbette olanlar varsa gelip görüyorlar. Sonra kapattıktan sonra işte cenaze evimizin şu anki bulunduğumuz buraya getiriyorlar. Burası da bu gerçekten bir veli nimet. Dışarıdan gelenlere efendime söyleyeyim köyün misafirhanesi olarak hem de taziye olarak çok güzel bir yer. İşte burada da cenaze namazını kılıyoruz. Sonradan defin ettikten sonra dışarıdan gelen vatandaşlar veya ahrabalar burada efendim çaylarını işte ikramları varsa burada ikramlar yapıyoruz. Benim burada yaklaşık 2-3 tane yıkadığım oldu. Bunların içerisinde tabii değişik vesilelerle de olan da vardı. Yani dediğim gibi hiçbir sıkıntı olmadı. İlk defa ben Diyanet İşleri'nde İzmir'deyken müezzin kayımdım. Sonra imamla geçiş yaptım da yani İzmir'de böyle bir şeyimiz yoktu bizim cenaze yıkama. Sadece namaz kıldırıp olan şeyle yapıyordu. Ama köyde olduğunda köyde biraz olduğu için yani bütün köylü halkı bunu kendisi yapmış, hazırlamış. Sadece görevli olan kişinin bunu icra etmesi ile iş tamam oluyor. Evet, var mı caminin bir ihtiyacı eksiği? Camimiz yok, Allah razı olsun. Dediğim gibi yani köy o kadar iyi ki yani bazen diyorum yani insanların hürmeti hocaya olan saygısı ben belki kendi köyümde de görmemişimdir. Yani ben batıda görev yaptım, onu da diyeyim. Yani batıdakiyle doğa geldiğiniz zaman çok farklı. Hele bu İç Anadolu'da, hele Güneydoğu'da insanların hocaya olan saygısı, efendime söyleyeyim, Kur'an'a, İslam'a saygısı bir başka. Onu ancak tabii yaşayarak öğreniyor insan. Yani dediğim gibi köy daha çok farklı. İnsanların birbirine tutkun olması, İnsanların beraber birlik olması, hele kışın bazen evleri ziyarete gideriz, evlerde işte komşu akraba ilişkilerin devam ettiği. Bu gerçekten çok iyi. Hani şu ahir zaman dediğimiz işte 20. yüzyılda bağların koptuğu bir devirde artık bunlar burada bunu yaşatıyorlar yani. Bundan dolayı biz de memnunuz yani. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Karlı dağların ardından haber beklerim yavrumdan. Buram buram hasret kokar ucu telli mektubundan. Buram buram hasret kokar ucu telli mektubundan. Çektirme yeter ayrılık, ölümden beter ayrılık. Ben yavrumu çok özledim, burnumda tüter ayrılık. Ben kuzumu çok özledim, burnumda tüter ayrılık. Bir günüm bir sene oldu, benim yavrum nerede kaldı? Hazan değdi, gülüm soldu, kışa döndü yazım benim. Hazan değdi, gülüm soldu, kışa döndü yazım benim. Çektirme yeter ayrılık, ölümden beter ayrılık. Ben yavrumu çok özledim, burnumda tüter ayrılık. Ben kuzumu çok özledim, burnumda tüter ayrılık.